Aman dikkat, lütfen 3 kuruş daha ucuza yaptırayım diye böyle güzellik merkezlerinde cerrahi işlemler, şunlar bunlar, aman dikkat. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Büyüklerimiz ne güzel söylemiş, öyle değil mi? Bakın şimdi ekranlarınıza iki olay getireceğim. İkisinde de gerçekten bu sözü doğrulayan olaylar yaşandı. Bozan kamyoneti tamir etmek için kamyonetin altına giren usta, kamyonetin birden hareket etmesiyle ölümden döndü. Şimdi ekrana getirdiğimizde daha net göreceksiniz. Sakarya'da ise bir kereste fabrikasında kazan patladı ve o anda kazanın yanında da 5 işçi vardı. Onlar da deyim yerinde ise yine ölümden döndü. Tamir ettiği araç kendiliğinden hareket etti. Altındaki usta ölümden döndü. Sakarya'da ise kereste fabrikasının kazanı bomba gibi patladı. Yürekleri ağza getiren ilk olay Arnavutköy'deki oto elektrik tamirhanesinde yaşandı. Usta Ersin Özenli marş dinamosunu takmak için kamyonetin altına girdi. Şanzımanda bir tane cıvata düştüğünü söyledi. Ben de aracın altına girip cıvatayı sıktığım esnada araç kendiliğinden birden çalıştı ve vitesteydi araç. El freni tutmuyormuş. Viteste bırakılan araç kabloların birbirine temas etmesiyle kendiliğinden hareket etti. Vatandaş el frenini inik bırakmış. Araç ben altında çalışırken bir anda marş bastı ve araç birden yürümeye başladı. Tamircinin refleksi ve şoförün hızlı araca binip frene basmasıyla bu kaza faciaya dönüşmedi. Marş bastığı anda tampondan tutarak kendimi kurtardım. Herhangi bir yaralanma olmadı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde de korku dolu anlar yaşandı. Kereste fabrikasındaki buhar kazanı bomba gibi patladı. Çevresindeki işçiler bir anda alev topunun ortasında kaldı. Talaş makinesine buhar aktaran kazan böyle patladı. Alevlerin ortasında kalan işçilerin başına kazan parçaları yağdı. İşçilerden kimi koşarak kimi de emekleyerek kaçtı. Ama böyle büyük bir felaketten 5 işçinin sadece hafif yanıklarla kurtulması bir şans olarak nitelendi. Patlama sonrası fabrikada başlayan yangında kısa sürede söndürüldü.